Elazığ İl Müftülüğü'nde 24 Şubat'ta noter huzurunda yapılan çekilişle hacı adayları belirlendi. Hacı adaylarının 3-13 Mart tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, 3 Mart tarihi itibariyle kesin kayıtların İl Müftülüğü'nden veya internetten yapılabileceğini belirtti. Müftü Güngör ayrıca şehit ve gazi yakınlarının da kurasız olarak hacca götürüleceğini duyurdu. Kesin kayıtlarınızın 3 Mart 13 Mart arasında efendim yapılacağını özellikle belirtiyorum. Bu 3 Mart 13 Mart arasında yapılacak kayıtlarla ilgili 3 Mart'tan itibaren sabah saat 8.30'dan itibaren internet ortamından yahut da müftülüklerimizden kesin kayıt yaptırabilir belgesi alabileceklerdir. Diğer taraftan özellikle belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine ise yani olabilir, gitmeyecek olabilir, hastalık olabilir ve buna benzer şeyler olabilir. Onlar için ise yani yeniden tanınan sıradaki hacılarımız için de 16-24 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar yapılacaktır. Bu çok az olur, hatta belki hiç de olmayabilir, bilemiyoruz. O duruma, şartlara bağlı. Bir de belki en çok kamuoyunun yahut da takip edenlerin merak ettiği konu şehitler ve gazilerle alakalı konudur. Biraz o açıklık kazanması gerekiyor. Bugün de elimize gelen ayrıca bir yazımız var. Özellikle 2008-2017 yılları arasında hacca gitmek üzere kayıt yaptırılmış tüm gazi ve şehit yakınları kurası olarak hacca götürülecek. Buna göre şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz edenler, yani şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz edenler, şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları, bunun dışında kardeş ve diğerleri yok. Yani bunu kamuoyu mutlaka bilmiş olsun. Kesin kayıt hakkı elde eden ancak sağlık sorunları nedeniyle hacca gidemeyenlerin ise kuru rapor almaları gerekiyor. Müftü Sarıkaya, yerine 65 yaşından küçük bir yakınınsa vekalet edebileceğini ifade etti. Kesin kayıt hakkı elde edenlerden olur ya, sağlık durumu müsait olmayanlar. Kurul raporu almak kaydı şartıyla 65 yaşından düşük herhangi bir kimseyi vekil olarak gönderebilirler. Ancak burada önemli olan, altını çizerek söylüyorum, kurul raporu gerekmektedir ve o kurul raporundan sonra gidecek kişinin de 65 yaşından aşağıda olması gerekmektedir. Onu da belirtmiş olalım. İl Müftü Yardımcısı Şeyhmus Tanrıverdi de hacı adaylarına Kur'an dersleri almalarını tavsiye etti. Hacı çıkan kardeşlerimize Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şunu tavsiye ediyoruz. Bulunduğu köyün veya mahallenin en yakın cami hocasından Kur'an dersleri almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü orada geçirecekleri zaman dilimi içerisinde Kabe'de diğer milletlerden gelen kardeşlerimizin çoğu Kur'an okuduklarını, bizim insanlarımızın da bu güzellikte yarışmalarını, Kur'an okumak suretiyle Kabe'de geçirecekleri zaman dilimlerini böyle değerlendirmelerini biz istiyoruz. Ondan dolayı bütün hacı adaylarımıza, bayan erkek hacı adaylarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmelerini, en azından bu gayretin içinde olmalarını biz tavsiye ediyoruz.